Makbule Ustu, Ümit Öztürk, Fahrettin Kayak, Senem Çatak, Salih Toyran, Çağlar Türk'ten Mert Gil, Mert Kılıçgil, Muhammed Çağrı Kılıç, Serkan Özarslan, Mustafa Özkan, Ahmet Neder Erdem, Şahra Omayra Erdem. Hayırlı olsun, uğurlu olsun Ankara'mıza. Bakın Orta Doğu ciddi anlamda kaynamaya, ısınmaya başladı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki Suriye'de ABD, 22 ABD üssünün ne işi var? 22 ABD üssünü şikayet eden Cumhurbaşkanı 16 ABD üssüne sahip ülkenin Cumhurbaşkanı. Soru şu. Suriye işgal altında, 22 tane ABD üssü var. Lan biz de işgal altında mıyız? 16 tane ABD üssü var bizde. Biz işgal edildik, haberimiz mi yok? Bütün bu ABD üsleri bahsettiklerim Türkiye'deki onlarca NATO üssünün haricinde. Sadece ABD üssü. Ama neymiş? ABD müttefikmiş. E senin müttefikin, senin SİHA'nı niye düşürdü bundan bir hafta önce? Nasıl müttefik? Yine Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi geçen? Yine bir iki gün içinde. ABD savaş gemisinin Gazze'de ne işi var dedi. Bak çok iyi noktadayız. Ve umuyorum bu noktadan dönmez. Tıpkı bundan 10 yıl önce NATO askerinin Libya'da ne işi var dedikten 10 gün sonra NATO askeri elbette Libya'da olacak demesi gibi umuyorum bu sözünden de dönmez. Ve bir soru soruyorum. 10 bin kilometre ötedeki ABD'nin savaş gemisinin Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de ne işi var da soruyoruz ya. Senin damadının o savaş gemisinde ne işi var? Daha önemli bir soru var burada aslında. Senin her seçim öncesi 10 bin kilometre ötedeki ABD'de ne işin var? Bunun cevabını verdiğin gün o geminin burada ne işi olduğunu anlayacaksın. Hadi bunu anladık Kemal dede. Senin seçimden önce ABD'de ne işin var? Hiç hamburger yemeye gittim demeyeceksin. Yani Türkiye'nin bulunduğu vaziyeti izah açısından bunları ortaya koymak istiyorum. Umuyoruz Türkiye bir an önce aklını başına aldığı bir dış politika izleyerek bütün bu süreçlerden öncelikle devletimizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi başarır. Ama ne yazık ki söylüyorum arkadaşlar, Türkiye'nin dış politikası ABD'nin iç politikasıdır. Ve bu yıllardır böyle. Bizim ne konuşursak konuşalım, Cumhurbaşkanımız ne derse desin, meclis ne anlatırsa anlatsın, günün sonunda yaptığımız iş döner dolaşır ABD'nin menfaatine gider. Hep bunu gördük değil mi? Dolayısıyla burada dış politikada güçlü bir ülke inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bugün Filistin'de zulüm var. Bugün Filistin'de kan akıyor. Bugün bir insanlık dramı yaşanıyor. Adeta Hitler'den farksız bir adam birlikte olduğu yapıları belki işin içine sokarak şu anda masum halkların üstüne bombalar yağdırıyor. Bakıyorsun niye bu halde? Dünya niye bu halde? Özellikle toplumlarının çoğunun Müslüman olduğu ülkelerde niye bunlar yaşanıyor? Söyleyeyim mi sebebini? Çünkü bu toplumların yöneticileri ufak dünya menfaatlerine insanlıklarını satıyorlar. Lüks ve şatafat için, saraylarda yaşamak için
insanların hayatını heba ediyorlar. Fazla uçak olsun diye, fazla filolarda arabalar olsun, konvoylar uzun olsun diye bilime, eğitime, teknolojiye yatırım yapacağına betona yatırım yapıp o ABD'den, o İsrail'den gelecek ufacık menfaatleri kaybetmeyi göze alamıyorlar. Bütün Orta Doğu'da yaşanan problemin temelinde sebebi budur arkadaşlar. Ama ne yaparlar? Sözde sabah akşam İsrail'le kavga ederler. Sabah akşam İsrail'le kavga ederler ama bugün Gazze'yi bombalayan uçakları kullanan pilotları da devletler olarak anlaşıp Konya Ovası'nda eğitirler. Bak sizin gördüğünüz o muhafazakar iktidar var ya benim güzel din kardeşlerim. Muhafazakar kardeşlerim. Hani böyle çok laf ediyorlar ya o İsrail'e. O Gazze'yi bombalayan uçak pilotlarını Konya'da eğitiyorlar. Mavi Marmara'da 10 vatandaşımız öldürüldüğünde aynı Cumhurbaşkanı çıkıp bana mı sordunuz giderken dedi. Tek kelime edemedi. Bizim büyükelçimizi İsrail çağırıp aşağı koltuğa oturtup basının önünde bakın biz bunlardan üstünüz diye aşağıladığı gün tek kelime edemediniz. Çünkü sizin çıkarlarınız hem insanın çıkarları üzerindeydi hem Türk milletinin çıkarları üzerindeydi. Bunlar her zaman kendi çıkarlarını en önde tuttular. Dolayısıyla ne oldu? Akan kan bugüne kadar hiç durmadı. Ve bu ateş topu bütün Orta Doğu'yu saracak. Ve Türkiye güçlenmeli. Bağımsız bir ülke olabilmeyi başarabilmeli. Ekonomisiyle bağımsız bir ülke olmayı başarabilmeli. Siyasetiyle bağımsız bir ülke olmayı başarabilmeli. Ordusuyla güçlü ve bağımsız bir ordu organize etmeyi başarabilmeli. Bizler ancak kendimizi bu ateşten kendi gücümüzü artırarak koruyabiliriz. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendimizi güçlendirmediğimiz müddetçe bu ateş bütün Orta Doğu'yu saracaktır. Zaten hani o dış güçler dedikleri var ya aslında işbirlikçileri, o dış güçlerin yıllardan beri Türkiye'nin üzerindeki hesabı bu. Bağımlı bir Türkiye, güçsüz bir ordu, güçsüz bir siyaset, kaotik bir ortam. Çünkü güçsüzleştirilmiş bir Türkiye varsa bütün Orta Doğu işgale açık bir hale gelir. Ha biz bu meseleye karışmayalım, tarafsız olalım. Olalım da, zaten tarafsız olalım da, ABD niye bu meseleye tarafsız olmuyor? Sizce o uçak gemisi o bölgeye Gazze için mi gitti? Bakın bütün Orta Doğu'yu, Türkiye dahil, hava savunmasını ve hava taarruzunu hesap edin. O uçak gemisi bütün hepsiyle savaşabilecek vaziyette. Bütün Orta Doğu'yu tehdit eden bir uçak gemisi geliyor. Ve biz oturup izliyoruz. Dolayısıyla bir an önce güçlenmemiz lazım. Atatürk Ankara'ya girerken Seymenler karşılamıştı. Şimdi de Seymen kıyafetiyle Genel Başkanımıza hediyeyi takdim ediyor. Ankara Gençlik Kolları Başkanı Burak Karataş.